Bismillahirrahmanirrahim. Babu salati alel cenaze. Bu bab cenaze üzerine namaz kılmak babıdır. Hel yembeği layık olur mu? En tekune cenazeye namaz kılmak, fil mesacidi mescitlerde kılmak layık olur mu? Evla olmaz mı? Bu mesele ihtilaflı olduğundan Türkiye'de layık olmaz tarafını iltizam etmişler. Ve camilerde kat'i surette cenaze namazı kılmazlar. Yani içine sokmazlar. Evet. Yani. Hatta Fatih'te daha başka yerlerde var ki mesela cenazeyi öne getirirler. Bir kısım cemaatle cenazeyle beraber dışarıda durur. O tarafa açılmış pencerenin içinde mezin durur. Tekbir alır. İçerideki cemaatle dışarıdaki imama uyarlar. Ne? Burada da içeriye getirirler. Mekke-i Mükerreme'de olsun, burada olsun, içeride namaz kılarlar. Allah rahmet eylesin, Ömer Nesu Efendi burada namaz kıldıklarını görünce hiç hoşuna gitmedi. Ya bunlar bunu niye yapmışlar dedi, bu mekruhtur dedi. Mesele ihtilaflı. Tabi Hanefilere göre aşağıda geliyor, bu mekruhtur. Fakat diğer mezheplerde tecvid edenler var, ihtilaflı. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حضرت عائشة رضي الله عنها حين توفي سعد بن أبي وقاص عشرين مبشرًا سعد بن أبي وقاص وفات الدينار قالت Hazreti Aişe buyurdular ki Udhulu bihi, siz onunla giriniz el mescide, mescide, yani onu getiriniz mescide giriniz yahut da edhulu, idhal ediniz bihi, fakat o vakitte bihi olmaz, edhuluhu, siz onu idhal ediniz, harfi cerle geldi mi o vakitte udhulu, siz dahil olunuz bihi o cenaze ile el mescide, yani Hazreti Sa'di getirin mescide, hatta usalliye aleyhi, hatta ben de onun cenaze namazını kılacağım. Fe enkeren nasu, nas inkar eylediler zalik, cenazenin içeri girmesini aleyhi Hazreti Aişe'nin üzerine. Hazreti Aişe nasıl olur da böyledir, cenaze mescide girer mi? Hazreti Aişe getirin mescide de ben de namazını kılayım dedi. Nas bunu inkar eylediler ki bu olmaz şey dediler. Şimdi bundan çıkıyor ki Nas'ın inkar etmesi demek ki bu mesele caiz değilmiş. Fakat Hazreti Aişe'nin de getirin ben namaz kılacağım demesi demek caizmiş. Mesele ihtilaflı kalıyor. Hazreti Aişe'ye inkar ettiler bu olmaz deyince fakat Hazreti Aişe buyurdular ki لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz kıldı cenaze namazını ala Süheyl ibn-i Beyda, Süheyl ibn-i Beyda'nın cenaze namazını kıldı fil mescidi, mescitte. Delil getirdi. Ashab'tan Sehl ibn-i Beyda vefat etmiş. Resulullah Efendimiz onun cenaze namazını mescitte kılmış. Onun üzerine Hazreti Aişe bu caizdir. Ben de Hazreti Sa'd'ın cenaze namazını kılacağımı getirin mescide. Çünkü mescidin dışarısında kılsalar Hazreti Aişe gidip kılamayacak. Onun için mescitte kılsınlar ki o da namazı kılabilsin. Haddesene ibn-i Merzuqin, قال حدثنا الكعنبي, قال حدثنا مالك, عن أبي النضر, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. İbn-i Merzuq da bu hadisi şerifi Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledi. Haddesene Ahmed ibn Davud, قال حدثنا ابن أبي عمر, قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة عبد الله بن الزبير أولي عباس Hazreti Aişe'den rivayet ediyor ki أمرت أن عائشة أمرت Hazreti Aişe emreyledi بسعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص emreyledi ki أن يمر به onunla mürur oluna fil mescidi, mescide. Onu getirirler mescide, idhal ederler. Sümme zekere misle hadisihi an Yakub. Sonra Yakup'tan gelen hadisin mislini rivayet eyledi.
O da neydi Yakup'tan gelen rivayet? Yani nasıl bu birinci hadis-i şerif Ahmed ibn Davud Yakup'tan rivayet eyledi ya. Yani nasıl inkar eyledi? Bu hadisi zikreyledi. Kale Ebu Cafer, Ebu Cafer Tahavi, İmam Ahmed Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ Bir kavim zahip oldular ila hadil hadis bu hadise. فَقَالُوا buyurdular ki لَا بَاسَ günah olmadı. Biz salati namaz kılmakta. Alel cenazeti cenaze üzerine fil mesacidi mescitlerde. Mescitlerde cenaze namazı kılmada beis yoktur. Yani günah yoktur. Terki evladır. لَا بَاسَ terki evladır. Yani kılması kılınmasa mescitlerde daha iyi olur. Ama mescitlerde kılınırsa beis yoktur. وَاَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ اَيْضًا Bunlar yine yukarıdaki hadisler gibi hüccet getirdiler. بِمَا حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدُ Bir hadisle ki Ahmed ibn Davud rivayet eyledi İmam-ı Tahaviye. قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنَ اَبِي عُمَرْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدْ اَنْ مَالِكِ بْنَ اَنَسْ اَنْ نَافِعٍ اَنْ اِبْنِ عُمَرْ اَنَّ عُمَرَ Evet, Abdullah ibn Ömer'den İmam-ı Nafi'ye rivayet eyledi ki Hazreti Ömer Sulliye aleyhi Hazreti Ömer'in üzerine kılındı cenaze namazı fil mescidi mescitte. Ve Hazreti Ömer'in cenaze namazını mescitte kılmışlar. Bununla da ihticac ettiler. Ve halefehum fi zalike aharun. Başka alimler bunlara muhalefet ettiler. فَكَرِهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَ Cenaze üzerine namaz kılmayı mekruh gördüler. فِي مَسَاجِدِ مَسْجِدْلَرِلَ وَاَحْتَجُوا Bunlar da ihticac ettiler. فِي ذَلِكْ Bu mesele hakkında. بِمَا Bir rivayetle ki حَدَّسَنَا İmam-ı Tahavi buyuruyor ki bize rivayet eyledi. Kim? Süleyman ibn Şuayb. قَالَ Süleyman dedi ki حَدَّسَنَا أَسَدْ Esed bize rivayet eyledi. Kale Esed dedi ki haddesena İbn-i Ebi Zib en salihin mevlettu eme. Salih den rivayet eylemiş İbn-i Ebi Zib. Salih de kimdir? Diyor ki mevlettu eme. Tüeme'nin efendim? Tüeme. Tüeme. Evet. Tüeme. Bi fethit tâi ve sükûnil vâvi ve ba'daha hamzetun meftuha. Tüeme'nin kölesi. Evet, bundan rivayet ediyor. Ha ikinci senet. Ve haddesena Ahmedu bu Ahmed'in birisi ziyade. Ve haddesena Ahmed ibn Davud. Kale haddesena Yakub ibn Humeyd. Kale haddesena Ma'un ibn İsa. En Ebi Zibin en Salih ibn Ebi Salih. En Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Kale. Hazreti Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki Resulullah Efendimiz buyurdular. Men salla ala cenazetin. Bir adam cenaze üzerine namaz kılarsa fi mescidin bir mescitte fela şey'e lehu namaz kılana sevap yoktur. Hiçbir şey yoktur. Cenaze namazı büyük bir sevaptır o. Fakat mescitte kılarsa sevap alamaz. İşte bununla mekruh görenler bu hadiste istidlal eylediler. فَلَمَّ اَخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ Vaktaki rivayetler muhtelif olduğundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den gelen rivayetler muhtelif oldu. فِي هَذَا الْبَابِ Cenaze üzerine namaz kılmakta. فَكَانَ فِي مَا رَوَيْنَا فِي الْفَصْلِ اَوَّلِ Birinci fasılda rivayet ettiğimiz hadislerde oldu ibahatü salati namazın mübah olması. Alel cenaisi cenazeler üzerine fil mesacidi mescitlerle. Birinci fasıl o yani. Birinci kavmin sahip olduğu hadislerde. Mescitlerde namaz kılmak mübahtır. Neden? Neden anlaşıldı? Peygamber Efendimiz Sehl ibn-i Beyda'nın üzerine namaz kılmış. Hazreti Ayşe de Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ı itkal edin mescide ben de namaz kılacağım dedi. Sonra Hazreti Ömer'in cenaze namazı mescitte kılındı. Bundan anlaşıldı ki mescitlerde namaz kılmak, cenaze namazı kılmak mübahtır. Ve fîmâ raveynâ fil fasl-i sâni Bu ikinci fasılda da zikrettiğimiz rivayetlerde olucudur. Kerâhetü zâlik bunun mekruh olduğu.
Nitekim Hazreti Ebu Hüreyre rivayet ediyor ki Resulullah Efendimiz buyurdular ki men salla ala cenazetin fi mescidin fe la şey'e lehu. Cenaze namazını mescitte kılarsa ona bir şey yoktur. Yani sevap yoktur. Böyle muhtelif oldu. İhtecna, öyleyse biz mühtaç olduk. İlâ keşfi zâlik. Bu meselenin hakikatini keşfetmeyi, öğrenmeyi mühtaç olduk. Lina'leme bilelim el müteahhire minhu. Bu iki rivayetten hangisi müteahhir? Bunu bilmeye ihtiyacımız oldu ki müteahhir olan nasihtir. Mütekaddim olan mensuhtur. Fenece'alehu. Biz müteahhiri bilelim ki onu kılalım. Nasihan neshedici kılalım. Lima tekaddime min zalik. Bu mesele hakkından tekaddüm edelim, nasih olsun. İki hadis birbirine taarruz ederse, kaide, ikisinin arası telif edilir. Öyle bir mana yapılır ki ikisiyle de amel edilmiş olsun, ona telif derler. O mümkün olmazsa, işte burada mümkün değil. Telif mümkün değil. Birisinde diyor ki Resulullah Efendimiz mescitte namaz kıldı, birisinde de diyor ki namaz kılana sevap yok. Telifi mümkün olmadı. Olmayınca hadislerin vuruduna bakılacak. Hangisi evvel, hangisi sonra? Evvelkisi mensuh, ikincisi nasih bilinir. Bilinirse, şimdi onu arayacağız. Biz de bakacağız ki tarihlerini, tarihi vurutlarını ispat edecek bir şey var mı, yok mu? فَلَمَّا كَانَ حَد۪يثُ عَيْشَةَ وَقْتَكَ Hazreti Ayşe'nin hadisi oldu. Fihi o hadiste delilen delil oldu ki عَلَى أَنَّهُمْ أَصْحَابِ كِرَمْ قَدْ كَانُوا تَرَكُوا terk etmiş oldular. اَصْصَلَاتَ نَمَازِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ Mescitte cenazelere namaz kılmayı terk ettiler. Bu Hazreti Ayşe'nin hadisinden anlaşıldı. بَعْدَ اَنْ كَانَتْ تُفْعَلُ فِيهِ Mescitlerde namaz kılınırdı fakat nasıl bunu terk etmiştiler. Hatta tefe'a zalik. Hatta bu mürtefi oldu. Min fi'alihim. Eshabın fi'alinde mürtefi oldu. Yani hiç camilerde namaz, cenaze namazı kılmaz oldular. Ha, demek ki İslamiyet'in evvelinde var imiş bu. Fakat sonradan bu terk edilmiş. Eshab-ı kiram mescitlerde namaz kılmaz olmuşlar. Hazreti Ayşe, Hazreti Sa'd'in cenazesini getirin mescitte ben kılacağım dediği vakitte inkar ettiler bunu. Niye? Bu mesele nesk edilmiş de onun için. وَزَهَبَتْ مَعْرِفَةُ ذَٰلِكَ Bunun bilmesi gitti, min âmmetihim eshabın âmmesinden gitti. Yani evvelden kılınırmış, sonradan hiç bunu bilmez oldular. Mescitlerde namaz kılınmasını bilmez oldular. Bu marifet gitti. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ عِنْدَهَا Hazreti Ayşe'nin indinde bu olmadı. Hazreti Ayşe bunun neshedildiğini bilmedi. Resulullah Efendimiz Hazreti Sehl'in namazını kıldığını biliyor. Ne için? لِكَرَاهَةٍ Bir kerahet için olmadı ki hadiset hadis oldu. وَلَكِنْ كَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَهَا Hazreti Ayşe'nin indinde bu oldu. لِأَنَّ لَهُمْ Ashab-ı kiram için orucudur ki يُسَلُّوا فِي الْمَسِّدِ Mescitte kılarlar, alâ cenâizihim, cenazeleri üzerine. Ve lehum, yine ashab-ı kiram olucudur, en yusallu aleyha, cenazeler üzerine kılarlar, fi gayri gayrinde. Yani Hazreti Ayşe elindeki malumat, cenazelere mescitte de kılınır, mescidin gayrisinde de kılınır. Müslümanlar için caizdir, isterse mescitte kılsınlar, isterse mescidin gayrisinde kılsınlar. Hazreti Ayşe'nin fikri buydu. وَلَا يَكُونُ صَلَاتُهُمْ فِي غَيْرِهِ Mescidin gayrisinde cenaze namazı kılmaları olmadı, delilen delil olmadı, عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاتِ فِيهِ Mescitte namaz, cenaze namazı kılmanın mekruh olduğuna delil olmadı. Cenaze namazını dışarıda kılıyorlar, mescitte kılmıyorlar. Bir delalet etmez ki bu, mescitte mekruhtur. Olur, o da mübah, o da mübah. Yani bu manaya çıkar. كَمَا لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُمْ ف۪يهِ Mescitte namaz kılmaları da olmadı, delilen delil olmadı, عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاتِ فِي غَيْرِهِ Mescidin gayrisinde cenaze namazını kılmak mekruhtur diye ona da delil olmadı. Ne dışarıda kılınan namaz, mescidin içerisinde kılınan namazın kerahatine delalet eder,
neden mescidin içinde kılınan namaz dışarıda kılınan namazın kerahatine delaletidir? O delaletler yok. Hazreti Ayşe'nin fikrince böyle. Fekalet, onun için Hazreti Ayşe dedi, Ba'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sonra, Yevme mâte sa'dun, Hazreti Sa'd'ın vefatı günü, ney dedi, ma ul bir şey ki galip dedi. Lizalik bunun için. Yani getirin ben de namaz kılayım dedi. Ve inkar aleyha, Hazreti Ayşe üzerine inkar eyledi, zalik bu ne annası nas? Mescitte namaz kılmayı inkar ettiler. Ve hum ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O inkar edenler ashab-ı Resulullah'tır. Ve men tebe'ahum, bir de ona tabi olanlardır. Ashab'a tabi olanlar. Yani Hazreti Ayşe'nin bu vek'asında Hazreti Sa'di itkal etmeyi edin namaz kılacağım dediğinde cemaat kimden ibaretti? Ashab ve tabi'inden. Ashab da vardı, tabi'in de vardı. Onlar inkar ettiler. Ve kâne Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Hazreti Ebu Hüreyre oldu. Kad alime min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den bilmiş oldu. Nesha salati aleyhim fil mescidi. Mescitte Müslümanların üzerine cenaze namazının kılmasının mensuh olduğunu bilmiş oldu. Hazreti Ayşe bundan haberi yok. Var idi, var olduğunu Hazreti Ayşe de biliyordu, diğer ashab da biliyordu. Fakat sonra Resulullah Efendimiz emretti, nesk edildi. Hazreti Ayşe neskten haberdar olamadı. Evet, neyi nesk etmiş oldu? Evet, neyle? Bu nesih neyle sabit oldu? Bi kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavliyle. Ellezî, öyle bir kavli ki, semi'ahu minhu. O kavli Resulullah Efendimiz'den Hazreti Ebu Hüreyre işitti fî zâlik, bu mesele hakkında. Ve enne zâlike terk. Bu terk, yani mescitte cenaze namazını kılmamak, kâne min Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den oldu. Lissalâti alel cenâizi fil mescidi, mescitte cenazeler üzerine namazı terk etmesi oldu. Ba'de en kâne yef'aluhâ, Resûlullah Efendimiz onu işledikten sonra, fihi mescitlerde cenaze namazı kılardı. Sonradan Resûlullah Efendimiz bunu terk etti. Bunun terk etmesi oldu, ne oldu? Terken eskin, nesih terki. Yani niçin terk etti? Evle olan budur, bunun için mi terk etti? Yok, evleviyet meselesi değil. Ya yani nesih var da onun için. Yani bir de var ki evleviyet var. Belki öyle diyen de olabilir ki Resulullah Efendimiz mescidin içinde de namaz kılınır, dışarısında da kılınır cenaze üzerine. Fakat mescidin dışarısında kılmak daha evladır da onun için içeride kılmadı. Yok. Diyor ki bu Resulullah Efendimiz'in mescidin içinde namazı terk etmesi nesih oldu da onun için terk etti. Yani kendisi nesih etti. Resulullah Efendimiz kendi fiilini kavliyle nesih etti. Fezalike, öyleyse bu kılmamak yahut da kılmayın diye Hazreti Ebu Hüreyre'nin rivayeti evla, daha evladır min hadisi Ayşe. Hazreti Ayşe'nin hadisinden evladır. لأن حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة من حديث إخبار خبر vermektir عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'in fiilini haberdir. في حال الإباحة, ibaha halinde cenaze namazını mescitte kılmak mübah olduğunu haber veriyor. التي öyle mübah ki لم يتقدمها نهي, ona bir nehi tekadüm etmemişti. İlk önce İslamiyet iptidasında mescitlerde namaz kılınıyordu. İşte Hazreti Ayşe bunu haber verdi. Daha nehi olmazdan evvel olan bir hali haber verdi. Ve fi hadisi Ebu Hureyre'te radıyallahu anh, fakat Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisinde olucudur. İhbarun, haber olucudur. Ennehyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in nehyini haber veriyor. Hazreti Ayşe fiili haber veriyor. Hazreti Ebu Hüreyre nehyi haber veriyor. Ellezî, öyle bir nehi ki kat tekaddemetu, ona tekaddüm etti el ibahatu ibaha. Hangi nehi? Mübah olan bir şeyi nehy ediyor. Hazreti Ebu Hüreyre onu haber veriyor. Şimdi ne oldu? İslamiyetin iptidasında
fiali Resul ile sabit idi, cenazeler kılınırdı. Cenazelerin namazı mescitlerde kılınırdı. Bu hem Hazreti Ayşe'nin hadisinde var, hem Hazreti Ebu Hüreyre'nin hadisinde var. Fakat sonradan Resulullah Efendimiz kendi kavliyle o fiilini neshetti. Bu Hazreti Ebu Hüreyre'nin hadisinde var, Hazreti Ayşe'nin hadisinde yok. Öyleyse nesh sabit olmuştur. Evet. فَسَارَ حَد۪يثُ اَب۪ي هُرَيْرَ Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisi oldu radıyallahu anh. اَوْلَى مِنْ حَد۪يثِ عَيْشَةَ radıyallahu anh'a Hazreti Ayşe'nin rivayeti ile dedi ki hadisten daha evla oldu. لَاَنَّهُ Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayeti eylemiş olduğu hadis نَاسِخٌ نَسْخَدِجِدِرْ لَهُ Hazreti Ayşe'nin rivayeti eylemiş olduğu hadisi نَسْخَدِجِدِرْ وَفِي اِنْكَارِ مَنْ اَنْكَرَ وَفِي اِنْكَارِ مَنْ Bir kimsenin inkarında oldu. Öyle kimse ki enkere zalike, mescidin içinde namaz kılmayı inkar eyledi. Ala Ayşe radıyallahu anh'a. Hazreti Ayşe'nin üzerine inkar eylediler. Hazreti Ayşe itkal edeyim deyince bu olmaz dediler. Olmaz diyenlerin bu inkarlarında olucudur. Ve hum yevmeyizin ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki o inkar edenler de o gün kimler idi? Resulullah'ın ashabiydi. İşte bunların inkarların dolucudur. Delilün delil olucudur ki ala ennehum ashab-ı kiram kad kânû alimû bunu bildiler. Fî zâlik bu mesele hakkında cenaze üzerine namaz kılma hakkında bildiler. Neyi bildiler? Hilâfe mâ şul bir şeyin hilâfını bildiler ki alimet Hazreti Ayşe bildi. Hazreti Ayşe'nin bildiğinin hilâfını bildiler. Hazreti Ayşe mübah olduğunu biliyordu. Ashab-ı kiram ise o ibaheden sonra nehyi duydular da nehyi bildiler. Hmm. Ashab-ı kiram nehyi bildiler. Hazreti Ayşe yalnız ibahayı biliyor, nehyi bilmiyor. O nehyi bilenler de kim? Ashab. Evet. وَلَوْلَا ذَٰلِكْ Eğer bunu bilmemiş olsalardı, nehyi, vuku bulmamış olsaydı لَمَا أَنْكَرُوا ذَٰلِكَ عَلَيْهَا Hazreti Ayşe'ye inkar etmezdiler. Demek nehi olduklarını bildiler de Hazreti Ayşe inkar ettiler. Oysa nehi olmasa o da dışarıda da kılınır, içeride de kılınır. Hazreti Ayşe'nin için daha inkar etsinler. Orada onda da delil var ki bunların inkarlarında da delil var ki nesvedilmiş. وَهَذَا الَّذ۪ي ذَكَرْنَا مِنَ النَّهِي عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ Mescitte cenaze üzerine namaz kılmaktan nehi biz zikrettik ya ve kerahetiha bir de onun mekruh olduğunu yani nehi vakı olmuştur cenazeler üzerine mescitte namaz kılmayın mekruhtur. Bu kavlu Ebi Hanife ve Muhammed'in ve Ebi Yusuf radıyallahu anh. Bu üç imamın kavli de budur. Mescitlerde cenaze üzerine namaz kılmak mekruhtur. Evvelce var imiş sonradan neshedilmiş. Gayre enne ashabel imla şu kadar var ki İmla ashabi, hadisi birisi okur, ötekiler de imla ederler. Bunu imla meclisi diye bir adam oturur, birkaç yüz yahut birkaç bin kişi toplanırlar. O hadisi rivayet eder, ötekiler de yazar. Diyor, bunlar bu imla ashabi, revâhu an Ebi Yusuf radıyallahu anh. İmam Ebi Yusuf'ten rivayet eylediler, fî zâlik bu mesele hakkında ki, ennehu kâl, İmam Ebi Yusuf buyurdu ki, izâ kâne mescidü, bir mescid olursa, öyle mescit ki قَدْ اُفْرِدَ لِسْصَلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ Cenaze üzerine namaz kılmaya tahsis edilmiş. Yani bir memlekette bir mescit yapmışlar ki cenaze namazını orada kılsınlar. Cenaze namazı kılmak için hususi bir mescit olursa فَلَا بَأْسَ بَيْسَ olmadı وَاَنْ يُسَلَّا عَلَى الْجَنَائِزِ فِيهِ Cenazelere orada namaz kılmaya da beis yok. Niye? O beş vakit namaz kılmak için değil, sırf cenaze kılmak için yapılmış. Böyle bir mescid olursa onda mekruh yok. Olur ya bazı memleketler daima çamurluk, yağmurluk olur. Böyle bir yanında. Evet, onun için böyle yaparlar. Bazı memleketlerde hususi müsella derler, mescid şeklinde üzeri örtülü, ki yağmur mağmur olursa cemaat islanmasın. Erzurum'da da vardı o. Hususi cenazeyi götürürler, toplanıp orada namaz kılarlar. Farz et ki bunu büyük yapsalar da mescit şeklinde sırf cenazeleri kılmak için bu da caiz.